cehennem odundan korunma, Allah'ın hiçbir şeyi batıl yere yaratmadığını bilmek tevhidle olur. Tevhidi bilmekle olur. Tevhidi sahih akideni, sahih ilm alanlardan öğrenmekle olur. Enes ibn-i Malik radıyallahu anhu, sahih Müslim'de rivayet olunan hadiste buyurur ki, kıyamet günü Allah subhanahu ve teala, cehennem ehlinden azab olanlardan en yüngül azab olana diyecek ki, eğer sana dünyalar verilse, dünyanın mislinde bir o kadar da sana mal, mülk verilse, bu azaptan kurtarmak için onları feda verersen mi? Bu şiddeti bir daha görmemek için özünü, ailevi, malı, hamısını Allah için feda verersen mi? Deyir ki, bəli. Bəli ya Rabbi. Feda verenem. Allah spontanına diyecek ki, sen Adem Aleyhisselam'ın belinde olarken, sen Adem'in belindeyken, ben senden bundan daha azın istedim. Bundan daha azın istedim ki, mənə şirk koşma. O zaman cehennem ehlinden olmayacaksan. O zaman bu azabları görmeyeceksen. O zaman bu şerleri, bu şeyleri görmeyeceksen. Senden en azın istedim. Ama sen yalnız şirki istedin. Tevhidden uzak oldun. Resullara, devletçilere dil uzattın. Nalayık sözler dedin. Onlara cevap vermedin. Ve onun için de kıyamet günü İmam Ahmed Rahmahullah'ın süneninde gelir ki cehennemlikleri cehenneme sürüşledikleri zaman onlardan biri diyecek ki bize rahmele. Ama o melekler Allah subhanahu teala'ya bir göz kırpımı olsun bile as olmayan melekler onlara diyecek. Eğer sana arhamur rahimin allamul guyub melkus semavati vel ard rahmelemetse, rahimlilerin rahimlisi sana rahmelemetse, bugün sen rahm olunmayacaksan. Kıyamet günü cehennemde cehennemlikleri ağlatacaklar. Dinsiz oldukları için ağlatacaklar. İslamsız oldukları için ağlatacaklar. Muhammedsiz oldukları için ağlatacaklar. Allahsız oldukları için ağlatacaklar.